Selamünaleyküm. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. Üçüncü videoyla karşınızdayız. İsrail ordusu tarafından saldırılar devam ederken İsrail'e aşırı sağcı bakan Eliyahu konuşuyor. Kendisi İsrail Miras Bakanı şunları söyledi. Gazze'ye nükleer bomba atılması masada olmalı açıklamasını yapıyor. Gazze'ye nükleer bomba atmak en olası çözüm. Gazze şeridi yeryüzünden silinmeli. Gazze'deki tüm yerleşimlerden kurtulmalıyız açıklamasını yapıyor. Kendisi Gazze'deki İsrail esirler için ise her savaşın bir maliyeti olur açıklamasında bulundu. Bu açıklamalar yüzünden İsrail Miras Bakanı'na yoğun tepki var. Burada İsrail halkı kendisine sadece şu sözleri nedeniyle tepki gösteriyor. Savaş esirleri nedeniyle yoksa Gazze'ye nükleer atılması konusunda herhangi bir tepki göstermemiş durumdalar. Bu alçağın açıklamalarından sonra tepkiler artınca tabii ki de Netanyahu tarafından açıklama yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu bu bakanın Gazze'ye atom bombası atmak seçeneklerden biri demesi üzerine kendisini bir sonraki duyuruya kadar hükümet toplantılarından uzaklaştırdığını duyurdu. Aslında Netanyahu da aynı kafada fakat tepkiler üzerine bu açıklamayı yapıyor. Daha sonrasında bakan konuştu. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Özür diliyorum açıklamasını yapıyor. Birazdan detayları aktarırız. Çad devleti İsrail'deki büyükelçisini geri çağırdığını duyururken 1000 İsrail askeri doktor ortak bir bildiri paylaşıyor. Gazze'de bulunan hastaneleri yerle bir edin açıklaması yapıldı. Ortak bildiriyi görmektesiniz. Bu alçaklar zaten adı üstüne alçak, dolayısıyla her şey diyebilirler. Bu arada Batı Şeria'da Cenin'de mülteci kampına baskın yapıldığını söylemiştik. İsrail ordusu buradaki çatışmalardan sonra bölgeden geri çekiliyor. Bilindiği gibi Filistinliler sürekli olarak Cenin'de şehit edilmeye devam edilirken bu haber bu şekilde. İsrail'li bir subay konuşuyor. 40 yıl aşkın yaşadığım sürece hayatımın en mutlu ayındayız. Toprak bizim, bütün ülke bizim, hepsi bizim, Gazze bizim, Lübnan dahil hepsi bizim. Bütün vaat edilen topraklar, onlara geri dönüyoruz. Guş, Katif ulaşacağımız noktaya kıyasla bu kadar küçük açıklamasını yaparken kendisi Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleşmekte olduğunu iddia ediyor. Obama konuştu. İsrail-Filistin çatışması hakkında şunları söylüyor. Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yok. Fakat doğru olan şu ki işgal ve Filistinlilerin başına gelenler dayanılamaz. Hepimizin bir dereceye kadar suç ortağı olduğunu kabul etmeliyiz açıklamasını yapıyor. An itibariyle harita sitesi üzerinden son haberlere bakalım. Bu sitede yazılanlar şu şekilde. Netanyahu Gazze'ye nükleer bomba atılması çağrısının ardından bakanın hükümet toplantılarına katılmasını yasaklamış durumdaydı. Hamas'tan açıklama geldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalaması sonrasında 60'tan fazla rehine öldü açıklaması yapılıyor. Lübnan sınırına yakın kuzeydeki Matat bölgesinde de roketler için siren sesleri çalıyor. Tam olarak kırmızı noktadan bahsedilmiş. Buranın sınır olduğunu hatırlatalım. Bu arada işgalci İsrail ordusunun 5 Kasım tarihindeki ilerlemesinin son durumu ne derseniz, mor renkli kısımlarda işgalci İsrail ordusunun ilerlemesi devam ediyor. 2-3 gündür pek fazla bir ilerleme yok. Hatta dün sarı noktalardan çekirdiklerinden de bahsetmiştik. Hamas tarafından çok sayıda etkileyici video dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Yeni videolar gelirse onları da aktarırız. Yine biz haberleri Rus medyasından da takip ediyoruz. Neden derseniz, özel haberlerde genellikle Hamas'la bağları iyi olduğu için özel haberleri de servis ediyorlar. Rus medyasındaki habere göre Hamas daha ölümcül roketler elde etti. Burada Hamas'ın silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi bağlamında haberler paylaşılıyor. Yine İsrail istihbarat yetkilisi Avi Milame'de göre İsrail'in uzun ve meşakkatli bir çatışmaya hazırlanması gerektiği not düşürmüş. Peki burada Rus medyasındaki habere göre Hamas'a neler verildi derseniz, bir gün önce Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için kullandığı uzun menzilli füzeler arasında yer alan Burkan ve Ayaç 250'den bahsediliyor. Geçen günlerde Ayaç zaten Hamas tarafından kullanılmıştı. Hamas'ın cephaneliğinde tam olarak hangi füzelerin olduğu belirtilmezken menzili 160 ila 180 kilometreye varan yüzlerce füzeyle silahlandırıldığı da hatırlatılmış. Yine alçak Suudi Arabistan bilindiği gibi hava savunma sistemlerini İsrail'i korumak için kullanıyor. Zaten bölgede bulunan Amerikan üslerinde çok sayıda Patriot var. Suudi Arabistan hava savunma sistemleri İsrail'e doğru uçan Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürmüştü. Bu haber Rus medyasında da yer bulmuş durumda. Reuters'a konuşan aşina kaynaklardan alıntı yapılarak Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik Amerika destekli planı askıya aldığı iddia edilmişti. Fakat daha sonrasında Suudi Arabistan'la yetkililer tarafından yapılan açıklamada Gazze Savaşı'ndan sonra normalleşmenin kaldığı yerden devam edeceği duyurulmuştu.
Bu arada uçak gemilerinden bir tanesinin bilindiği gibi Kızıldeniz'e gittiğini hatırlatalım. Süveyş kanalından geçiş yapmıştı. Daha sonrasında İran açıklarına gelecek, Basra'ya gelecek. Amerika medyasında tabii ki de bu haberler paylaşılırken Yunanistan medyası da tüm bu uçak gemilerinin aslında Türkiye'ye karşı geldiğini iddia ediyor. Yunanistan medyasına haber şu şekilde: Amerika, Girit'ten donanmanın desteğiyle sözde Kürt devletinin kurulmasına yönelik senaryo işaretliyor. Burada Kerpe, Girit ve Kıbrıs adası ve İsrail açıklarında Fransız, İngiliz, Amerikan nükleer denizaltı sürülerinden de bahsedilirken Girit ve Kıbrıs arasında devasa deniz kuvvetlerinin toplanması açık ve gizli bir misyona sahip elbette ifadesi kullanılmış. Yani bunun aslında terör örgütü PYD'den Suriye'yi bölerek bir devlet kurma planı olduğu, daha sonrasında Büyük Orta Doğu Projesi İsrail'e hizmet etmesi için, İsrail'e yaranmak için bu hamlenin yapılacağı belirtiliyor. Bir Rus uzmanına görüşlerine yer verilmiş, Rusya'nın Akdeniz'den büyük oranda çekildiği de hatırlatılmış. Özellikle Tartus üssünden Rusya'nın Karadeniz filosu Ukrayna ile uzun süredir savaş halinde. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı 2 yıldır Türkler tarafından kapalı. Dolayısıyla Rus ordusunun Akdeniz'e gelmesinin kolay olmadığı hatırlatılırken Yunanistan medyasına göre 2 ABD uçak gemisi saldırı grubu İran ve Türkiye'yi hedef alıyor ki İran'ı tabii ki de asla hedef almayacağını biliyoruz. İran zaten Amerika kuklası bir ülke. Müslümanları bölmek için o bölgede var olan bir ülke. Dolayısıyla Amerika asla İran'ın zarar görmesini istemeyecektir. Taşıyıcı saldırı görev grubunun Suriye'de bir devlet kurmak için Türkiye'yi caydırmak amacıyla bölgeye geldiği ifade edilirken Amerika'ya füze kruvazörleri toplamda 20 civarında savaş gemisi eşlik ediyor. Yine Fransızların da bölgeye çok sayıda sistem yolladığını, geçen günlerde uçak gemisi Charles de Gaulle'u bakımdan aldıkları ve tekrardan Akdeniz'e indirdiklerini hatırlatalım. Amerika-İsrail planı bağlamında Amerikan donanmasının desteğiyle Suriye'de sözde bir Kürt devleti kurulması yönünde senaryolar var. Aslında böyle bir şeyi görmek mantıklı olurdu şeklinde. Yunanistan medyası tabii ki de bunu istiyor. Özellikle her gün bu kadar yakıt yakmaya bu devasa deniz gücünün buraya gelmesi bu bağlamda şeklinde haberler paylaşılmış. Yakıt yakmayan ifadesinin özellikle uçak gemilerinin nükleerle çalışmasından kaynaklandığını da hatırlatalım. Tabii ki de tüm uçak gemileri nükleerle çalışmasa da Amerika'nın buradaki uçak gemileri nükleerle çalışıyor. Dolayısıyla bu haber bu şekilde servis edilmiş. Yine bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor. Bölücü terör örgütü BTO mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edildiği ve 8 ilde 21 adet mağara ve sığınağın toplamda imha edildiği duyuruldu. Rusya da aralıksız olarak Suriye Milli Ordusu'nu vuruyor. Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde Cisr-e-Şugur bölgesini bombaladı ki artık vura vura burada insan kalmadı, fakat Rusya her gün bombalamaya devam ediyor. Bu kadar çok burada insan mı varmış, bu da soru işareti. Maalesef milyonlar katledildi. Yine Çin'den enerji ve elektrikli araç atılımı geliyor. Çin Petrol ve Kimya Kuruluşu Sinopec, Katar'la 27 yıllık LNG doğalgaz anlaşması imzaladı. Katar anlaşmaya göre Çin'e yılda 3 milyon metreküp sıvılaştırılmış doğalgazı tedarik edecek. Yine Katar bir proje bağlamında hissesinin %5'ini Çin'e devretti. Çinli elektrik otomobil üreticisi BYD'de Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da kuracağını duyurdu. Bunu da hatırlatalım. Macaristan yatırım çekmeye devam ediyor. Macaristan'ın İsrail'i savunduğunu da hatırlatalım. Evet değerli izleyiciler, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.